Selamünaleyküm sevgili kardeşler. Aleykümselam, hayırlı geceler. Allah razı olsun Ay Hanım. Hepinize hayırlı geceleriniz olsun. Ramazanınız tekrar mübarek olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Saat oldu. Maalesef bu akşam benimle berabersiniz. Çok üzüldüm. Ne mutlu bize abi, ne demek ya. Şimdi doktoru bir dinlendiriyoruz. Ama ya, doktor yanımda yardım edecek ha. Bu tabirlere çalışmışsındır. Tabirler. Son hocam bu merak, geçen bir merak dedin ya, o cevap bulabildin mi meraka? Merak hakkında Ayhan çok ters yaptık. Merak ya, merakı çok yaptık. Yok, sen dedin ya. Yok dedin ya sen 3 gün önce bu meraka çare bu şey için. Hani bu merakı nasıl şey yapacağız? Bir çare bulacağız. Öyle bir sualim vardı da. Senin sualin bitmez Ayhan. Sen nur dersine meraka yok, gir. Siz dediniz onun için dedim ben. Tamam. Ben merak etmiyorum. Tamam, merakı merak etme. Peki. Hadi bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. 25. Lema. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتُ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُونِي وَيَسْكِينَ وَإِذَا مَرْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ 13. deva. 13'teydik. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor abi. Tamam, sorun yok. Bakayım öne ne çıkacak. Ey hastalıktan şekva eden bir çare adam. Konu değişti. Dün hastalık sebebiyle evradını okuyamayan, evrad eskarını yapamayan, ibadetini eksilten, yapamayan, muzdarip olan hasta. 11. devada da sabırsız hasta. Yani hastalık sabırsızlığa da itiyor. Çok ilginçtir. İlacı olan bir şey tersi de oluyor. Mesela bir dert mi var? İstersen kapa şunu. Dert mi var? Derdin dışında derman arama. Dert dermanın içindedir arkadaşlar. Bu çok önemli. Neşteri oraya vuracaksın. Mesela hastalık vasıtasıyla sabırsızlanıyor. Sabır hastalığın içindedir. Dertler bana derman imiş diyor, değil mi? Bak bu çok önemli, yani çok ilginçtir. Mesela 9. deva, Halık'ını tanıyan hasta diyor. Halk. Yani ben yokken beni yaratan, her şeyin sahibi. O noktadan gidiyor. Mesela 10. deva, bu çok çok garipti bu. Lüzumsuz merak eden hasta. Lüzumsuz hakkında ben bir lüzumsuz bir tekerleme yapmıştım. Lüzumsuz bir şeyi, lüzumsuz bir yerde, lüzumsuz zamanda, lüzumsuz insanlar mabeyninde, lüzumsuz bir şekilde ifade etmek lüzumsuzdur. Bu 10. deva bu. Demek ki hastalık sabırsızlığı getirdiği gibi sabrı da getiriyor. 11. deva bu. Şimdi ne var? Hastalıktan şekva eden hasta. Hastalıktan şekva eden bir çare. Hastalıktan şekva ediyor. Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir. Diş kapıyı kapatırız. Hastalık bazılarına emniyetli bir defineymiş. Arkadaşlar,
Doktor bir metni okuyor. Ondan sonra şey yapıyor. Ben de istersen öyle yapayım. Ey hastalıktan şekva eden biçare adam. Metni okuyayım. Hastalık bazılarına emnetli bir definedir. Gayet kıymetler bir hediye ilahiyedir. Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem, geç oraya. Madem ecel vakti muayen değil, Cenab-ı Hak insanı yeis-i mutlak ve gaflet-i mutlaktan kurtarmak için haf ve rica ortasında hem dünya hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Eceli niye gizlemiş? Birinci şu anda da söylüyor. Madem her vakit ecel gelebilir, eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedi hayatına çok zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır, ahireti düşündürür, ölümü tahattür ettirir, öylece hazırlanır. Bazı öyle bir kazancı olur ki, 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. Ez cümle, arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerimin içinde kalemsiz oldukları halde samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de emniyeti bir hastalık vardı. O hastalık irşadı ile sair, gafil ve feraizi terk eden gençlere bedel, en mühim bir takva, en kıymetli bir hizmette ve ahirete nafi bir vaziyette bulundular. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti milyonlar sene hayat ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sıhhati için vaz ettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş. İnşallah o duam sıhhati uhrevi için kabul olunmuştur. İşte bu iki zat benim itikadımca 10 senelik bir takva ile elde edilebilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Eğer ikisi bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefaate atılsaydılar, ölüm de onları tarasut edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı, o nurlar definesi yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil, teşekkül, tevekkül, sabır ile belki şükredip rahmet ilahiye itimat etmektir. Metin bitti. 13. deva yeniden alıyorum. Ey hastalıktan şekva eden biçare adam. Şekva ediyor. Kimden? Hastalıktan. Ne yaptım da, ne niye geldi de, Allah Allah. Şimdi vakti miydi ya, bu ne olacak ya? Ne böyle hani var ya 8. sözde mi? 7. sözde. Neme lazım seyahat? Bahar zamanıdır. Yani o bir bilet. Ne ha ha o ağzında nedir o? Var ya aynısı. İtiraz ediyor. Yani biz ediyoruz ya. Başkası değil ki bu ders. Hasta olduğum zaman şekva ediyorum ya. Ya nedir ya amma da gitmedi ya. Amma da yani şimdi mi buldun ya? Oluyor. Sakın ha, ders harici değil. Kendimizle alakalı. Böyleyiz. Allah Allah. Hastalık bazılarına, hastalık bazılara emniyetli bir defineymiş. Gayet kıymetli bir hediye ilahiyedir. Define nedir? Define ne anlıyoruz arkadaşlar? Kazınıyor, kıymetli bir şey derinlerden çıkıyor. Evet, çıkıyor. Ya iki şekildeymiş.
derinlerde kazınıyor veya örtülüdür. Örtülüdür ama. Define açık değil. Define deyince gizli. Sahiplidir. Ruhaniler tarafından sahiplidir. Örtülüdür. İki çeşittedir. Ya bir şeydir, her şey alınıyor. Veya kendisi böyle tarihi bir özelliğe sahip. Yani bir depodur. İçinde bir sürü şeyler var. Define. Bazen de altındır, tek şeydir, her şeyi alırsın. İki tarafa da açık bu. İki tarafa da açık. Demek ki hastalık herkese farklı şey açıyor. Bir, gizli ve örtülü olan insanın definesini kendisi ulaşamamış. Kendisi kendisine ulaşamamış. Anlamlandıramamış. Değerlendirememiş. Zaten fark etmeden çoğu insan ölüyor. Yani asıl ceber var ya böyle. Nihayetsiz istidat çekirdekleri. Sermayeyi ömür. Kullanmadan gidiyor. İnsan midesini kullanmış. Uşkurluğunu kullanmış. Gözünü kullanmış. Ve bunlarla alakalı şeyler, istidatları inkişaf etmiş. Diğer manevi değerler hepsi gizli kalmış. Demek ki bu hazine, hastalık bunun üstünü açıyor. Veya dedektörle onu sana bulduruyor. Bir de bakın, hastalık zahirde bir yıkık binaya benzer. Şair der ki, harabat ehlini hör görme sakın. Hazinelere malik viraneler var. Her padişahın böyle camisi var, yaptırdığı Osmanlı. Ondan sonra bu yaptırdığı caminin şeyinde altında o cami yıkılırsa o camiyi yapabilecek kadar hazine var. Bunu bildikleri için malum zihniyet 20 bin tane cami yıkmışlar. Satmışlar, ahır yapmışlar ama temellerinde o cami yıkılınca deprem vesaire camiyi yapabilecek kadar hazinesi var olduğunu söylüyor. Var. Tamam. Şimdi yıkık. Ne söyledim? Gayet kıymetli bir, yani bir hediye var, define var. Yıkık gibi. Hastalık seni yıkıyor ama cevherin üstünü açıyor. Gayet kıymetli bir hediye ilahidir. Gayet kıymetli bir, bizim kapıyı kapa. Kıymetli bir hediye ilahi. Hediye ilahi. Hediye nedir hediye? Yani karşı sevdiği kişiye verir bir şey. Ha, ne yapar onu? Mutlu eder. Mutlu eder. Ha, hediye ilahi. Hediye, mesela diyelim ki, Mehmet sana sorayım. Ben sana bir hediye edeyim desem, müjde sana. Ne düşünürsün? Dersin ki, Hasan'ın sermayesi ne yani? Hediyem de o cinsten olur yani, ortalama. Sana araba hediye edebilecek halim yok tabii. Ama Fatih Sultan Mehmet sana dese ki, Mehmet sana müjde hediye var. Nasıl düşünürsün onun hediyesini? Şimdi Allah diyor ki, hediyem var. Allah. Hediyesi nasıl olur? Vesakane yolamış ya. Allah'a göre. Vesakane. Allah'a göre olur. Vesakane yolamış ya Vesakane. Evet. Vesakane Allah yükselmiş. O nasıl yükselmiş? Vesakane'nin tarihi nasıl yükseltmiş? Evet. Oraya Vesakane'ye hırka gibi gözüken bir şeydir. Sureti hırkadır. Kanuneti kendisi söylüyor. Bunu giydiği zaman diyor, ümmetime dua etsin. Üşüdüğü zaman giysin demiyor. Ha? Şimdi niye hediye ilahiye? Onunla sana çok şey veriyor. Allah'a yakışan bir şey. Hediye Allah'a yakışan bir şey. Hastalık da hediye ilahi. Biz anlamakta zor, anlayamıyoruz.
Nasıl hediye olacak ki? Hasan abi, bir cümle söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi bu camiyle alakalı İsparta'da bir cami, eski bir cami vardı, onu yıktılar. Yenisini yapmak için, hatta restorasyonu da bana da nasip oldu. O caminin altından gümüş paralar çıktı. Bayağı bir miktarda. Ya. O doğru. Bir de bu hastalıkla alakalı şunu diyeceğim abi. Şimdi Cenab-ı Hak insanın mertebesini yükseltecek ya. Mesela ibadetle, tefekkürle vesaire böyle ona muvaffak olamıyorsa Cenab-ı Hak bu sefer ona o hastalık verip onunla onun şeyini, terakkisine, yükselmesine vesile kılıyor hastalığı. Evet. Diye hatırlamam lazım. Şöyle bir kantar düşünün. Terazi. Bunun havaya kalkması için iki yol var. Ya buradan taş alacaksın veya buraya bir taş koyacaksın. Biz yükselmek için taş koyamıyoruz. İbadet yapamıyoruz. Üzerimiz yük, belimizi bıkan, böyle eğen, ruhumuzu çökerten günahlar var. Hastalıkla o taşlar kalkıyor. Mesela hastalar, hepimiz hasta olmuşuz. Hastalıktaki o nedamet, aç, fakr, noksan, kusurunu bilme haleti. Şimdi olur mu? İşte hırtlağımıza kadar doluyuz. İftarda yedik. Şimdi o halet nerede? Olur mu yani? Okumayla olur mu? Olmaz. Bu dersi hastanede dinleyen bir insan düşün. Hadi. Yani bizim gibi mi hisseder? Hastalar risalesi bilmek dersi değil, hissetme dersiymiş. Hissetme dersi. Bunu zaten biliyoruz. Ya hediyeyle ayrı. Tamam babam söylersin ya, teyipte konuşur. Böyle yapa yapa hissimizi uyandıracağız. Dura dura. Sayfa 13'te madenler ne olduğunu söyledi Hasan abi. He. Diyor ki mahiyeti insaniye münderiç olan aciz ve zaaf. Hizli derse mi oku? Mahiyeti insaniyedeki münderiç olan aciz ve zaaf ve fakr madeni işlettirir. Başta bu. Aciz, fakr, zaaf, zaaf, fakr. Fakr. Madeni işlettirir. Evet. Kusur. Bir de kusur. Madenini işlettiriyor. Kaçıncı sayfa? 13. 13. Bir daha sana bu hazine risamlar olduğuna dair şeriat, hakikat ve marifet hazine ve defineleri küşat edecek ve eden ancak ve ancak bu nur risale-i şerifeleridir. Barla 98'de geçiyor. Evet. Hediye-i ilahiye. Hediye. Bu çünkü bunların üstünü açıyor. Hani dediniz ya, hediye onu yüceltti. Ona yüceltiyor. Şimdi o hediye geldiği zaman bu madenler ortaya çıkıyor ve yüceliyor. Yüceliyor. At, zaaf, fakr, kusurunu, noksanlığını, yani en önemlisi ne biliyor musun? Bugün Mehmet kardeşle de konuşuyorduk. Farkındalığını uyandırıyor. Ne okursan oku. Esas işin püf noktası farkındalık. Farkındalığın olması lazım. Mesela adam yaşıyor, yaşadığını bilmiyor. Bak, arabaya biniyor, hayal ediyor. Arabaya biniyor. Yemek yiyor, başka bir şey hayal ediyor. Şu anda derse dinliyor, dinlese. Kah derse gelir, çoğu zaman hayaline kaplanıyor. Ya hayat hayal olmuş ya. Allah da hayal gibi oluyor bu sefer. Hiç realite olmamış ki aleminde. Mesela yolda yürüyor, hayalinin içine giriyor. Hemen oraya kaçıyor. Araba sürüyor, temizlik yapıyor, bulaşık yıkıyor. Hemen hayaline giriyor. Hemen hayal. Her şey hayalin içine giriyor. Allah da hayal gibi geliyor. Yani böyle Allah böyle bir enerji. Böyle işte ne bileyim böyle bir şey yani. Oturmamış ki alemimizde. Hayal gibi geliyor bana. Allah hayal gibi geliyor. Niye hayal gibi? Hayal olmuş hayatım. Her şey hayal. Yani köye gidiyorum hayal. Arabaya biniyorum hayal ediyorum. Uçağa biniyorum hayal ediyorum. Derse oturuyorum böyle. Bakıyor bana zahirde, hayal içinde, hayal. Hayal olmuş ya her taraf. Allah nasıl gerçek olacak ki? Allah da oldu hayal. Ha? Demek ki hediye-i ilahiye fazla durdum. Hediye-i ilahiye senin aslı hakikatlerini uyandırıyor. Nedir o?
at, zaaf, noksan, kusurunu onu de, şey yapıyor, üstünü açıyor. Biz bunları hissetmiyoruz. Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Yani hediye ilahi. Mesela nefes alamıyor. Ya koysana bir film de. Bir film seyredelim. Çok zor. Var mı? Vardır. Vardır. O zaten bitmiş. Onun hiç mecalı yok. Ona ne yaparsan yap. Onu doktor dedi. Doktor demiş ona. Götürün babaanneyi demiş. Ne yese yesin. Aa, bitti zaten. Ama ekseriyetle yani hastalık insanın zaafını, atsinin, oksanını, kusurunu, fakirliğini, hiçbir şey olduğunu anlıyor. Hiçbir şey olduğunu anlıyor. Hasan abi, o da inayet olmaz mı? Mesela o kötü durumda ama belki Allah belli olmaz, sen onu da çıkarır. Biz tahminlerde konuşmuyoruz. Biz çıkartırsa çıkartır Emre. O ihtimaliyat değil bu. Yani böyle hasta olup da karşısına televizyon getir diyen binde bir olur. Olursa da onu zaten doktor eve götürün demiştir. Yani manevi bitmiş yani. Demek ki her hastalık kendisindeki zaafını, atsini, nedametini, hemen namaz diyor. Mesela ben içeride gördüm. İçeriye giren herkes ya tesbih çekiyor ya namaza başlıyor. Kader mahkumları diye. Yani diyorlar. Artık mesela ben gittiğim zaman şey diyordu. Birkaç gün şeydeydim. Bir gün mü? İki gün. 150 kişilik yerde 280 kişi vardı. Orada toplama kampı gibi. Benim gördüğüm kadar ilk gün 7 kişi şeydi. Ben 1,5 gün sonra hücreye geçene kadar 1,5 gün vardı. İnanın bana 80-100 kişiye yakın cemaat olduk. Avluda namaz kılıyorduk. Ya hiç namazla alakası olmayan. Uyuşturucudan gelmiş ya adam. Dedi ki ilk defa dedi ayık kafayla bir namaz kılayım dedi. Duydum yani, bana demedi de onlar duydum. İlk defa hep şey bitmiş. Demek bak ne kadar bir nimet. Madem ecel vakti muayyen değil, Cenab-ı Hak insanı yeis-i mutlak ve gaflet-i mutlaktan kurtarmak için haf ve rica ortasında ve hem dünya hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Mesela ecel belli olsa, diyelim kaç yaşında vefat edeceksin? 70. Lan bilsen 60 sene gafletle yatarsın, son 10 seneye gayret edersin. Bak görün, ama ne zaman öleceğin belli değil. O zaman devamlı seni canlı tutuyor. Gizli olması. Mesela diyelim ki müphem gizli 2 sene, muayyen 20 seneden daha kıymetlidir. İnsanı daha rahat yaşatır. Mesela 20 sene sonra öleceğimi bilsem, şimdiden ben şey yapamazsın ki, yaşayamazsın ki. Oysa ben 2 ay sonra ve 2 sene sonra vefat edeceğim. Mesela Kadir Gecesi. Ya? Belli olsa herkes o gün çalışır. Demek ki haf ve rica, haf ve reca deniliyor. Rica yani korku ve ümit arasında bizi tutuyor. Ecel belli değil. Bizi oradan tutuyor. Hem dünyayı yapıyoruz hem de ahireti yapıyoruz. Görüntünü kapat abi. Hem dünyayı hem ahireti bununla muhafaza edebiliyoruz. Madem her vakit ecel gelebilir. Bunun genç ihtiyarı var mı? Yok. Okulun yaşı kaç? 7. Askerliğin yaşı kaç? 20. Kabrin yaşı var mı? Yok. Öyle demiş ya şair. Dün geçti, yarın var mı? Söyleyin kabristana, ölen hep ihtiyar mı? Madem her vakit ecel gelebilir. Eğer insanı gaflet içinde yakalasa ecel.
Yani ecel de şeydir yani. Mesela ecel şeyi nedir? Şeyi söyleyeyim. Ecel ölümü. Ecel mesela askerlik yaptık. Sen neyle bitirdin? Doktorlukla değil mi? He. Sen neyle bitirdin Mehmet? Er. İşte ben köprücüydüm. Yani uzun bir nehire 20 dakikada köprü kuruyorsun. O bölük şeyi değil mi? Tezkereye yazar. Şofördü, ulaştırmaydı, muhabereydi. Bunun adı tezkere. Teris tezkeresini onu yazar. İşte herkesin ömrü bellidir. Ecel ise nasıl çıkacağının farklılığıdır. Kanserle, korona ile, tansiyonla hiçbir sebepsiz. Ecel gizli, ne oldu belli değil. Hangi yöntemle çıkacağız? Ama şey belli, ömür belli. O belli. Bir daha, madem her vakit ecel gelebilir, yani seni teris edecek memur, eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedi hayatına çok zarar verebilir. Adam sarhoş. Adam namazı kılmadan gidiyor, kalp krizi geçiyor, ölüyor. Namaz kılmamış, trafik kazasında. Namazsız yakaladı. Kılacağım demişti. Kaza namazlarımız var. Biz de kendimize öz eleştiri yapalım. Kaza namazımız var. Yaparım. Yaparım olur mu ya? Bugün başlayacaksın kardeşim. Kaza namazını olan adam nasıl rahat yatıyor? Yani başlamadan nasıl yatıyor? Bugün başlayacaksın kardeş. Ya bu akşam gittinse? Ama başladınsa inşallah ümit edilir. Öyle itikadımız var. Öyle yazıyor kitapta. Bitirmiş gibi muamele görürsün. Şimdi eğer hastalık gaflet içinde yakalasa ebedi hayatına çok zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır. Üzerimize kabus gibi olan gafleti dağıtır. Ahireti düşündürür. Ölümü tahattür ettirir. Öylece hazırlanır. Allah Allah. Hastalık ne yapıyormuş? Bir, gafleti dağıtıyor. İki, ahireti düşündürüyor. Üç, ölümü tahattür ettirir. Tahattür, hatırdan geliyor ama tefaül babında kendi içimde ahiret uyan, haleti uyanıyor demektir. Hatırlamak böyle bilgi değil bu. Hastalık, arkadaşlar fikir değil bu. Hastalığın hedefi histir. Hissi, duyguyu, latifeyi, hassasiyetlerimizi uyandırıyor. Okuduğumuz kitap, evratlar, eskarlar fikrimizi uyandırıyor. İşte eylem, fiil, hastalık, ibadetler, yani fiil her şey hisse bakar. İnsanların fiiliyatı aklın dışa vuruşu değildir. İlmin dışa vuruşu değildir. Rütbe-i Şam'ın 77'de geçer. Fiilin kaynağı kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. Mesela aküde şarj varsa marşı başlar. Orta akü orta ama ceyran var ama marşı çevirmeyecek kadarsa kıt kıt çevirmiyor. Aynı onun gibi. Mesela insanda iman var, namaz marşı yok. İman var, namaz bastı ama zor. Öyle iman enerjisi motoru ki namaz diye bastı. Ha, böyle. Yani şeyi demek istiyorum. Fiilin arkasında ilim olsaydı alimler hata yapmazdı. Şeytan da yapmazdı. Fiilin arkasında diyor Hutbe-i Şam'ı 77'de kalbin ve hissin yani vicdan ve kalbin bütünselliğinin dışa vuruşudur. Namazı varsa, orucu varsa ki ustad insan ismine layık mıdırlar diyor oruç tutmaya. Namazı, orucu varsa kalbinde ve vicdanında bunun hissi var demektir. Kafasında da ilmi var. Üçünü birden yapalım. Akıl, kalp, fiil. Akıl dev.
Kalbinde o his yoksa namazı yoktur. Aklı kütüphane. Ama kalbinde bu his yoksa namazı olmaz. Mesela dağdaki, köydeki ninelerimiz, babaannelerimiz, kafada fazla ilim yok. Ama kalbinde şairin, örf, anane, gelenek, kültürün getirmiş olduğu dini duygular var. Hissiyat-ı mutevarise diye anlatmıştım size. Yani geçmişin bir geleneğin bir hissi var kalbinde, namazı olur. Namazı olur. Demek ki insanın fiiliyatın arkasında işte o zaman, niye bu kadar uzun durdum? Namaz veya bir ibadeti bir insan okuyorsa onun arkasında kalbi ve vicdanı hassasiyeti var. Ustad diyor ki kalbi ve hissi, yani kalp ve vicdan. Bir ilim ne yapar? Kalp ve vicdanı besler, uyandırır. Akıl, ilim yapıyoruz, kitap okuyoruz, gene doğru adam olamıyoruz. Bir yerde eksiklik var, o zaman hastalık tepemize biniyor. Hastalık, ilmin yapamadığını, tefekkürün yapamadığını, zaafını, aç, fakr, noksan, kusurunu, hele enaniyetin ortadan kaldırıyor. Sen böyle bir hasta gördünüz mü? Dün de konuşmuştuk. Enaniyetli, var mı lan benim kadar hasta olan? Gurur yapabilir mi? Yok, inmiş aşağıya. Değil mi? İnsan böyle yapıyor. Demek ki hastalık bir, gafleti dağıtır, iki, ahireti düşündürür, üç, ölümü tahtür ettirir, dört, öylece davrandırır. Laemut değilsin, başı boş değilsin, bir vazifen var, gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Öyle diyordu değil mi? Kaçıncı devada? Üçüncü devada. Laemut değilsin, baki değilsin, bir vazifen var, gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Demek hastalık gafleti dağıtıyor, ahireti düşündürüyor. Ölümü tahattür, arkadaşlar, tahattür, bir şey yaptım, hatırlamak anlamında, bende uyanan. O şekilde düşünmeyin. Hastalık, tahattür, o fikrin bile üstü kalkıyor. Bizde ona bir hassasiyet uyanıyor. Uyandırmak. Öylece hazırlanır. Bazı öyle bir kazancı olur ki hastalıkla, 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. Ya. Bak, silsile şu. Hastalık ne yapıyor? Biz bilgi yapıyoruz, kitap okuyoruz, derse gidiyoruz. Düşüncelerimiz artıyor. Düşüncelerimiz arttı mı? Arttı mı? Tefekkür ediyoruz akılda. Tefekkür ettik mi? Tefekkür edebiliyorsak vicdana inip his oluyor. Vicdanda his olan kalpte duygu oluyor. İşte bu silsile bu. Düşünce, tefekkürle ilim, ilimle vicdaniyatta his, vicdanda his, kalpte duygu, sonra eylem. Hastalık bu silsileyi yok ediyor. Direkt kalp ve vicdan uyandırıyor. Bazı bak, öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebe 20 günde kazanıyor. Aşağıda söyleyecek iki zatı söyledi ya. Ez cümle arkadaşlarımızdan, Allah rahmet etsin, iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerimin içinde kalemsiz oldukları halde samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Kalem yok. Kimdi o ya? Ümmi olan bir zat koca İsparta'nın uyanmasına vesile olmuş. He? Bekir Ağa ya Bekir Bey. Yok, Bekir Ağa. Evet, Bekir. Abdül Cevazlı Bekir Ağa. Adil Cevazlı abi. Adil Cevaz mı? Evet abi, Adil Cevaz. Ceylan da ona şey yapıyor. Nasıl bir zat, ne yapmış diye merak ettim, tamam mı? Okumayı bilmiyor. Almış böyle lemaları, orada kitap da yok ya, forma. Gitmiş müftiye demiş ki, müftiye veya esnafa, ya demiş, ya şu bu adam, ya ben okumam, yok kardeşim demiş, evladım. Buradan bana bir paragraf oku demiş ya.
Dükkana gitmiş. Ya bu ihtiyarı da şey, bu amcaymış. Ver amca ver. Bir paragraf okuyayım sana. Ne anlar? He evladım, bir oku. Okuyor. Ya amca bu ne acayip bir şey ya. Biraz da gidelim mi diyor. Git git evladım dedi. Benim de. Ben seni yormamak için. O bakıyor. Yo. Hemen talebe oluyor. Gitmiş müftüye ihlas. Müftü efendi demiş. Ben ümmiyim, okumam yok. Buyur demiş. Allah için bana bu yeri okur musun? Ancak senin çözebileceğini inandığım için geldim sana. Ben zaten okuyamıyorum. Başkalarına şey yaptım. Müftü bana bu paragraf. Tamam amca demiş ya, ver. Aldım. Allah Allah. Ya demiş amca biraz da okuyayım falan. Böyle her gün İsparta'nın her tarafına gitmiş. Uyandırmış ya. Ya benim meziyetim yok. Yok işte bak, yok diyemez. İsparta'nın uyanmasına vesile olmuş. Allah Allah. Ya insanda bu dava şuuru, kimisi cömertlikle kazanıyor bu işi. Kimisi ikramla, kimisi şefkat, kimisi hizmetle, kimisi ilimle, kimisi herkesin bir meziyeti var. Onun da o meziyeti varmış. Hadi gelene ver işaretim şu an. O diyor Bekir Ağa diyor. Bize göre Üstad diyor ki bize göre Bekir Bey, ona göre Bekir Ağa diyor. Abukacı yani ona ismini söylüyor. Allah Allah. Biri İlamalı Sabri bak. Diğeri İslam Köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde samimiyette ve iman hizmetine. Ama kalemsiz ama gönüllü postacılık yapıyor. Mesela postaneye o zaman bir şey gönderemezsin. Ne yapıyordu? Diyelim ki İstanbul'da yazıldı mı? Ankara'ya gidecek değil mi? Alıyor bir yazan değil ötekisi. Alıyor bunu. İzmit'e kadar bu götürüyor yaya. Orada birisine teslim ediyor. Adapazarı'na kadar birisi de oradan götürüyor. Böyle aktara aktara gidermiş. Şeyler arası. Risaleler böyle dağılmış. Şeyler arası. Gönüllü postacılar var diyor Üstad. Nasıl gelmiş? Ama biz koltuğumuzda okumuyoruz. Ya acayip bir şey. Bu zat evet okuma yazması yok ama samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordu. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinin de emniyeti bir hastalık vardı. Her ikisinde de emniyeti bir hastalıkları varmış. İsyan etmiyorlarmış. Ustada da mızmızlanmıyorlar diye. Hastayım ustadım, dua et. Hastayım ustadım. Hep böyle ya, hastayım. Yapmış ya bir tanesi. Çoban gitmiş. Yoğurt mu ne getirmiş? Minzi mi ne getirmiş? Ustada bırakmış. İki gün sonra gelmiş. Bıraktı. Ustada verirsiniz demiş. Bir de bana dua etsin demiş. Şu keçilerime şu dubride. Onu da bırakmış. Yoğurdun içine koymuş. Keçilerime dua etsin demiş. Bana da dua etsin demiş. Yoğurdu da bırakmış. Ustad dokundurmamış kimseye. Kendisi de zaten dokunmamış. Adam iki gün sonra gelmiş baktı ki demiş yemediniz mi demiş. Kardeşim demiş senin yoğurdun için demiş. Senin keçilerin dua edecek zamanım yok demiş. Keçilerine dua edecek zamanım yok. Yani karşılıklı veriyor. İçine kendisini koyuyor. İçine kendisini koyuyor. Acayip yani. Onun için Allah için mi veriyoruz? Ne için? Allah yardım etsin bize. Hakikaten içine kendimizi koymamamız gerekiyor. Ya o hastalık irşadı ile hastalık insanı irşat ediyor. Sahil, gafil ve feraizi terk eden gençlere bedel en mühim bir takva ve en kıymetli bir hizmette ve ahirete nafi bir vaziyette bulundular. En mühim bir takva. Takva neydi? Menhiyattan günah. Menhiyatla günah lugata bakarsanız aynı. Menhiyattan ve günahlardan. Menhiyat demek bidatlardan, hurafelerden, batıl sapık şeylerden, şirk, dalaletlerden. Bak şeyse günahlar malum. Hastalık ikisinden de kurtarıyor. Bak en mühim bir takva sahibi oldular. Hastalık nasıl takva sahibi yapar? İşte
hurafelerden, bidatlardan, şirklerden, küfürlerden, böyle bir sürü şeyler var insan haletleri. Yani bir hayır yapacak, bir şey verecek ama bedel istiyor ya. Sanki bunu onun için satıyor. Sana bunu yapıyorum ama, bunu getiriyorum ama bana dua et. Şu hatta öyle insanlara ben denk gelmiştim. Ya diyor bu kadar da diyor Hasan kardeşti diyor. Bu kadar da diyor, biz hizmette de diyor yardım da ediyoruz dedi. Ya vallahi bir türlü dedi işimizi de açmıyor dedi. Pazarlık yapmış Allah ile. Ben veriyorum Allah'ım sen daha bunu yap ha. Yani öyle anlaşılıyor. Acayip bir şey ya. Pazarlık yapıyor. En mühim bir takva. Takva meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Bunu hastalık sebep oluyor en güzel. Bir de hastalık en kıymetli bir hizmette ve ahirete nafi bir vaziyette bulundular. En kıymetli mücedditlik Risale-i Nur. İnşallah 2 senelik hastalık zahmeti milyonlar sene hayat ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sihati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş. İnşallah o duam sihat-ı uhrevi için kabul olunmuştur. Mesela hoca var böyle. Şimdi bir kısmınız da tanır. Dehli Hoca var. Vardı Allah rahmet etsin. 2 defa ustadın elini öpmüş. En son yanına gittiğim zaman her taraf tabii malum kanserle şey yapmıştı. Biz vakıflar dua ediyorduk çok. Zeytinburnu'na her cumartesiden sonra o karabalığa yani hepsine amin söylettiriyorduk böyle. Dedi ki bir gün bak şimdi bir ruhu seyretmenizi istiyorum. Yani bir bilgi olarak duymayı değil de anlatacağım şeyle o adamın içine girin ruhuna bakın. Hasan kardeş dedi. Hasan kardeş. Buyur abi dedim. Buyur hocam. Vakıflara dua ettirme. Gideceğim gidemiyorum. Dua ettirme de gideyim. Vakit geldi. Tutmayın beni burada. Bak. Vakıflara ettiriyor musun da demiyor. Hasan kardeş, vakit geldi ama gidemiyorum. Dua ile beni burada tutmayın. Dua ettirme. Gideyim. Allah Allah. Hakikaten acayip. Dua edilmedi. İşte o gün işte birkaç gün içinde o vefat etti. Teris oldu yani. Yani garip ya. Herkesin bir Allah katında bir garip bir haleti var mesela. Herkes bir şeyin peşine koşuyor. Kimisi bir dershane yapamadım. Var burada tanıdığım bir genç. Dağın tepesinde bir dershane yapacağım diyor. Bak şimdi. Bir ders okuma hani var yazın Nurcular okuma kampı yapıyorlar ya. Öyle okuma kampı diyor. Türkiye'yi ilan edeceğim. Abiler gelecek. Burada bu dağın tepesindeki o evde okuma kampı yapacağım. Adam bunun peşine şey yapmış. Kimisi bilmem neyini. Yani herkes bir şekilde ya. Çok şükür ya. Çok şükür ki kafalarda bu var ya. Allah öyle muamele ediyor. Ya. Bir daha şuraya okuyayım. İşte bu 2 zat benim itikadımca 10 senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Hepiniz, herkes bir koronayı bir şekilde geçirdi ya. O anda değil mi? Ne kadar böyle insan at böyle. Belki de kaç sene kazandınız inşallah manevi alemde. O 1-2 haftalık o şey insana nasıl bir halet açıyor bak. Hazine. At, zaaf, noksan, kusurunu derüfte edip farkındalığı arttırmak. Bütün her şey, nereye dolaşırsanız dolaşın, farkındalık.
Ne kadar farkındalık olursa o kadar namaz kılarız. Ne kadar farkındalık olursa hizmete o kadar tutunuruz. Farkındalık, fark etmek. Farkındalığını uyandırmak. Niye Risale-i Nur'da şunu yapma, böyle yapma, şu evlat bu kadar sevaplıdır, şöyle yapasın demiyor? Hep böyle insan nedir, kainat nedir, Allah nasıl bir şeydir? Farkındalığımızı uyandırıyor. O yapar o zaman. Farkındalık. Ne kadar fark etmişsen o kadar kendine zaman ayırırsın. O kadar kendine değer verirsin. O kadar dostlarını seversin. Ne kadar farkındalığın varsa kendine ve ahiretine samimi dost edinirsin ya. Samimi dost edinirsin. Basit sebeplerle ucuza ve çabuk dostunu satmazsın. Ya farkındalık ya. Doğdum bu hizmete, öleceğim. Farkındalıktan başka bir şey anlamadım ya. Farkındalığımızı arttırmak lazım. Allah farkındalığımızı arttırsın ya. Farkındalık. O Kur'an farkındalığın tam merkezinde. Kale Musa, kale Firavun. Musa dedi, Firavun dedi, Musa dedi. Tarihçi hayat o değil mi? Ya. İşte bu iki zat benim itikadımca 10 senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Farkındalıkla oldu bu. Eğer ikisi bir kısım gençler gibi sihat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefaate atılsaydılar, ölüm de onları tarassut edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı. Öyle değil mi ya? Adam mesela bir tane şey söyleyeyim. Benim Çali'de hoca bilir, hafız var. Çoğunuz tanırsın. Selahattin Hoca var ya benim. Aynı zamanda epey talim dersi almış. Birisi varmış. Yani maç seyrederken takımı gol yedi diye vefat ediyor evde televizyon seyrederken. Maçlarda ölen var. Niçin bunu söyledim? Eğer ikisi bir kısım gençler gibi sihat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefata atılsaydılar, ölüm de onları tarassut edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı. Türbünde ölüyor. Kalp krizi geçiyor. Tam o anda ölse. O nurlar definesi yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Ben Zeytinburnu'nda, biz dershanede, burası çok şükür etrafımızda bahçe var, burası biraz kırsal yer. Zeytinburnu'nda yıkılmadan önce biz sıkıldığımız zaman dershanede nereye gezerdik biliyor musunuz? Mezarlıklara. Topkapı Mezarlığı var ya böyle. O Zeytinburnu bitişi. Orada dolaşıyorduk. Kimse yok. Gündüz orada evradımızı, tesbihimi böyle güneş varsa dolaşırdık yani. Kimse yok. Daha rahat. Bir gün Kemal'le beraber emsalle dolaşırken bağırdı. Hasan! Hasan! Buyur Kemal. Emsaliz. Gel buraya. Hiç böyle canım bir şey oldu dedim. Gittim. Meza hep anlatmışım. Bir de anlatayım. Belki de 100 defa anlattım. Daha o gün kazıldı. Öğleyin veya dün kazılmıştır. Toprak o kadar taze. İki ağaç arasında bir mezarlık. Ama toprak taptaze. Pankart var. Ağaca asmışlar. İki ağaç. Pankart da mezarın üzerine inmiş. Mezarın üzerine pankartta şöyle yazıyor. Mehmet abi sen rahat uyu. Fenerbahçe yine şampiyon. Ya sen rahat uyu. Fenerbahçe yine şampiyon. Peki ne yapmışızdır? Baktım. Öyle dedi ya o kağıt. Oturdu. O şey çok okurdu. Rüştü abi de biraz da şey yapmazdı o. Tahmin şey Celcelüti. Ezberi var, çok kuvvetliydi. Baktım öyle, o kadar duygulandık ki üzüldük yani. Sonsuz hayat. Sonsuz hayata bak. Bıraktığı şeye bak. Sizin vefatınızda böyle pankart asarlar mı? Herkes ya öyle değildi. Ya herkes alametini bırakıyor işte. Böyle bir adamdı. Bizim arkamızda da herhalde Galatasaray Fenerbahçeliydi demezlerdi. Ya.
Bak. Şey mi okudu Hasan'a? He? Celcelit'i okudu. Celcelit'i okuyunca böyle baktım ki, ulan unutma lan. Baktım ki yaşarıyor kesin. Celcelit'i okuyunca o bazı şeyler böyle var böyle. O çok kuvvetli bir duadır böyle. Uyanışlar fazla olur. Biraz iyi geldin mi acaba? Kime? Oradakine. Ona okumadı ki. Onu okumadı. Ondan sonra balta atıyor, ezberden baktım onu şey yapıyor. Benim ezberimde değil, o onun ezberindeydi. Cevşen'in kısmen, Cevşen'in var ya, Hizbullah'a değil. Hep o ezberindeydi komple. Ömer Hoca'nın da öyle. Hoca tanır Ömer Kayıkçı. O da Hizbullah Kayık'ın kısmı azamın ezber biliyor. Belki de tamamını öyle diyorlar. Hizbullah Kayık'ın oraya komple ezberlemiş. Cevşen'i okuyor. Tırı 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 Cevşen'i okuyor. Yani ne kardeşlerimiz var? Niye söylüyorum? Gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Şeref duyuyorum. Zevk alıyorum. Çünkü ortağım ya. Uçaktayız. Cevşen'i okuyor uçakta. Tırı 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 götürüyor. Yani çok şükür ya. Böyle kardeşler var. Çok acayip insanlar var ya. Çok şükür ya. Gurur duyuyoruz. Elhamdülillah. Efendim abi. Abi bir şey söyleyecektim abi. Celcelit'i Türkçesi ne çıkartmışlar? Türkçe okuyunca da şey mi, yoksa sadece Arapçasından mı etmek lazım? Ne dersiniz? Hikmet'im, ben bana laf mı düşer mi, ne dersiniz? Türkçe ile olur mu ya? Ve se ayı. Bunlar Türkçesi olur mu? Olmaz. Allah razı olsun. Abi, tamam. Hurufun da şekli, sıfatı, sesi Allahça tercih edilmiş. Allah varken hiçbir şey yoktu. Li, li, suat, duat, se. Bunlar hep seçen Allah'tır. O şekil, harflerin sıfatları, toprak mı sıfatı, toprak tabiatlı mı, su mu, hava mı, nur tabiatlı mı, ateş tabiatlı mı, bunlar hep acayip bir şeyler. Metniyle olacak. Ben bir ara okuyordum Celcelüti'yi, baktım biraz rahatsız oldum. Ondan sonra Rüştü abi onu okuma dedi, sen okuma. Bazılar fazla bir şey yapabiliyor, açabiliyor böyle. Hele bir yasak, bir babı var, beyt var, yasak okumama, 76. babı ne? Onu okumamak gerekiyor çünkü bazı şeylerin açılmasına, niçin açılmasına? Kardeşim, Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam, bir şey ısrarla isterseniz dua ya, Allah hikmetlik izah ederse verir. Ya burada veriyor, orada, ama bazılarına şey yapılabiliyor. Mesela cevşen çok lezzetlidir. Tahmidi acayip. Evrad-ı Kutsiye yani çok şey. Mesela ustad bu üç tane şeye beni mutadid defa zehirden kurtardı diyor. Hem kasten verilen zehir. Şimdi koronaya inşallah çok iyi gelir. Çünkü ustad bunu söylüyor. Beni mutadid defa zehirden kurtardı diyor. Cevşen, Tahmidiye, Evrad-ı Kutsiye. Verilene. Bu gelen misafire hadi hadi inşallah. Eğer yok, şey olmadıysa, eğer bununla ecelin gelmişse telis olacaksın. Tabii. Çok şükür ya. Hiç. Müslümanın kaybettiği bir şey yok kardeşim. Bizim esas hayatımız orası. Orası be kardeşim. Orası için dost edindin mi? Orada seni bekleyenin var olduğunu ümit ettiğin var mı? Beni orada bekliyorlar. Ve burada beni güzel insanlar elleriyle beni teslim edecekler dediğin, ümit ettiğin insanların var mı? Ne mutlu sana. Güzel insanlar seni teslim edecek, güzel insanlar karşılayacak. Ya nur talebelerinin kaybı yok be kardeşim. Yok be. Yaş da önemli değil. 500 sene çınar mı yaşayacaksın? 500 sene çınar yaşamaktansa 5 saat insan ol ya. Ya. Ya nur talebeleri bahtiyardır be. Ama meyve risalesinde geçiyor. 10 kişiden pasaportu 2 kişiye vermiyor Risale-i Nur. 10 kişiden 2 kişiye pasaportu vermiyor.
sadakatı bozduğu için. Meyve risalesinde şualarda geçiyor. Vermiyor. 10 kişiden şey, yüzde ne yapar bu? 5'te 1 yapar, %20. Öyle mi oldu? 10'da 2, %20. 2 kişiye pasaport vermiyor 10 kişiden. Her nur talebesinin 2 kişiye vermiyor. Risale'nin ona kefil olmuyor ahirette. Sadakatı bozduğu için. Ölüm de onları tarassut edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı. O nurlar definesi yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Ya. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil, demek ki hastalığın böyle menfaati var, ondan şekva değil, bak ne yapıyormuş hastalık. Tevekkül, sabır ile belki şükredip rahmet ilahi itimat etmektir. 4 tane şey. Tevekkül neydi doktor? Sen işlemiştin. İşini ona bırakmak. Abi. İşini ona bırakmak. Yani tevekkül evellemek. Yani bu tevekkül dersi en çok nerede var? Hangi böyle risade işliyor? Hatırlayan var mı? Gemi misali. Gemi misali var. Tevekkül eden ve etmeyen diye sözlerde var ya. Kaç? 23. söz. 23. sözde. Evet. Bir de 4. şua. Hasbunallah ve nimel vekil. Vekil, tevekkül, vekile. Şimdi hastalık tevekkülümüzü, vekilliğimizi, yani bittin tam, at, fark, noksan, kusuru, devleti, bitirdi seni, bütün her şey gemilerini bitirdi. Anladın, hepten Allah ahiret var oluyor, böyle sanki hazırmış gibi oluyor. Aa, ya Rabbi sana teslim oldum. Tevekkül, tevekkülümüzü kuvvetlendiriyor. Sonra sabır. Sabırın içinde ne vardı? Hatırladın mı? Tevekkül ve teslim abi. Teslim. Tevekkül ve teslimimizi artırıyor. Sabır, tevekkül ve teslimdir. Teslim seleme, eylemdir. Yani yapman gerekeni yapmak. Teslim oldum, ben sana böyle bıraktım değil. İslamiyettir. İslamiyet teslimdir. Sünnet-i seniyedir. Hatta ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Sabır ve namazda Allah'tan yardım dileyin. Sabır ve namazda Allah'tan. Sonra rahmet ile itimat. Madem Allah kainatın yöneticisidir, sahibidir, patronudur, rububiyet ediyor. Ya ne yapıyor? Evet, beşerin zalim eliyle bir şeyler oluyor ama Allah'ın dediği oluyor. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Tamam, ne olursa olsun ama Allah'ın dediği oluyor. Allah istemedi olmaz. Yani o zaman itimat etmek. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Tamam. Kader karar verse irade-i cüz'i susar. Tamam, beşer zulmeder ama kader adalet eder. Kader konuşsa ihtiyari beşer cüz'iye susar. Yani Allah hakimdir. Bir de dersin başında söylediğim şeyi söyleyip bitiriyorum. Bak şimdi, filmler, videolar, gaflete sokacak şeyler, oyunlar insana şunu yapar. Hayalini çok çalıştırır. Ne olur bunu ciddiye alın şu söylediğimi. Hayali çok çalıştırır. Hayal. Buna hayaliyun mezhebi olur. Muhakemata geçer. Hayaliyun. Ne olur bu peki? Çok önemli. Yürüyorsun, hayaline giriyorsun. Araba kullanıyorsun, hayaline giriyorsun. Temizlik yapıyorsun, evde hanım temizlik yapıyor, şey yapar. Hayaline giriyor. Film seyrediyorsun, film hayal ediyorsun. Hayal hayal. Hayatımızda o kadar inkişaf etmiş ki haşa haşa haşa, Allah da hayal gibi oluyor. Alemimize oturmuyor.
Hayal gibi geliyor Allah. Oturmamış oluyor. Onun için itimat pek olmuyor. Hayala itimat olur mu? Alemimizde oturmuyor. Yani ben onlara tefekkürlerine yardım etmek için şu misali veriyorum. Hayalden çıkması için. İtimat ya. Söylediğimi takip eder misiniz? Buz. Aynı yerdeyim. Şu buzdur. Buz. Bir yer şey yapmıyorum, buz. Sudur. Allah'ı alemimize oturtmak için söylüyorum. Buz ama görüntü sureti bu buz. Sudur değil mi? Sudur değil mi? Ha, donmuş halidir. Su ama H2O. Doğru mu? H2O ama enerjidir. Kuvvet. Arapçası kuvvettir, enerji. Esma. Kuvvettir ama kudrettir. Esirdir. Maddi hayattır, aynı hayattır. Hepsi aynı. Aynı yerde bakın. Aynı hayat, cennet hayat. Bak buzdur ama sudur. Sudur ama H2O'dur. Enerjidir, esirdir. Maddi hayattır, aynı yerde. Aynı hayattır. Hayat. Ha, sureti buz. Bu kainat da Esma'nın sureti. Cilve, cemal, nakış, sanatı. Donmuş hali. Bu kainat hepimiz, bedenimiz dahil, Esma'ların donmuş hali. Su ise sıfattır. O zaman bu kainat Allah'ın nuru semavatı vel ard. Allah bu kainatın, sema ve her şeyin nurudur demek. Buzdur ama diyor, sudur demek istiyor. Allah'ın nuru semavatı. Allah'ın nurudur her şey. Nurunun dişe vuruşudur. Yani ne demek? Buzdur ama sudur. Odundur ama güneştir. Güneşin donmuş hali. Tamam. Şimdi ustadımız der ki dört tane vücut var. Güneş, hayal. Bir de ayna tut karşısına güneşin. Aynadaki güneş. Buna ne denilir? Ne aynıdır ne gayr. Bir de aynadan yansıyana güneş. Mumbasit akis. Muhakemat 35. Şey, latif nükteler 35. Üç tane oldu bak. Güneş, aynadaki güneş, bir de aynadan yansıyor. Sanki semanın güneş gibi bu da yansıtıyor. Buna mumbasit akis denilir. Tamam. Sonra bu yansıyan güneşi telefon, yani yazıcı kağıda indirse, güneşin resmi çıksa fotokopiden. Kaç tane vücut oldu? 4. Güneş. Aynadaki güneş, aynadan yansıyan güneş, mumbasit akis, kağıda inen. Lütfen bunu kaçırmayın. Latif nüktelerdekini söylüyorum. Vahdet-i vücudu anlatan yerde. Kağıttaki güneşe bakın. Semadaki güneşe bakın. Farkı görüyor musun? Ha, Muhyiddin Arabi kağıtta güneşi, güneşte kağıdı gördüğü için. Yani şu aynada Temmuz Ağustos'ta aynaya güneş vursa gözünü kamaştırır. Ayna gözükür mü? Aynaya güneş vurunca ayna güneş gibi olur da gözümüzü alır. Bakamazsın. İşte Muhyiddin Arabi o aynayı görmemiş. Aynadaki güneşi gördüğü için ona o dedi. Eğer aynayı görseydi ki semadaki güneşe dönecekti. Heme os dedi. Odur dedi. Ondan heme özos diyemedi. Şimdi bir şey geleceğim buraya da. Yani mertebeyi anlatıyorum. Allah hayal değil diye anlatıyorum. İşte sema, semadaki güneş, şemsezeli, ayna ruhumuz. Aynada olan Allah, ruhumuzda taayyum ve teşahhus etmiş Allah. Bir de bizde o ruhumuzda taayyum ve teşahhus etmiş olan Allah, latife, duygu, his, fikir olarak dışarıya çıkıyor. Mumbasit akis gibi. Kağıttaki de eylemimiz, davranışlarımız. Aslında Allah'ın nuru semavat vel ard hep bu. Esmaların dışa vuruşları. Biz neredeyiz o zaman? Haşa. Güneş burada, dünya burada gibi değil. Biz Allah'ın esmasının içindeyiz.
önümüz esma, evvelu esma, ahir esma, zahir, batın, her tarafımız esma. Yani buzun önü, arkası, sağı, solu su olduğu gibi. Ama su gözükmez. Donmuş sudur buz. İşte biz de donmuş esmayız. Allah hayal değil. Buza bakınca su hayal değil demek istiyorum. Oduna bakınca odun güneştir, hayal değil. Ha, ama oraya uygundur. Sonra işte Şems-i Ezeli, güneş, Allah yerine koysak, bu ayna ruhumuzda iman. Al Şualar 9. sayfada tayin ve teşahhus etti. Ayna ruhumuzdaki Allah, herkes kabiliyetine göre çatlak ayna ise, renkli ayna ise, bir de aynadan yansıyan mumbasit akis, o da nedir? Ruhtan latife, kalpten duygu, vicdandan his, akıldan fikir. Ne yaptı bak? Latife, duygu, his, fikir. Bu da mumbasit akis. Kağıt üzerindeki fotokopideki güneş nedir? Eylemlerimiz, bedenimiz. Hayal değiliz. Evet, kağıtla güneş arasında değil ama bunun kayyumu, bunun vücudu, varlığı ona bağlı. Allah hayal değil. İşte filmler, sanal dünyalar, oyunlar insanı hayal dünyasına atar. Yeni gelişmiş silah bu. Filmlerle toplumlar etkiliyorlar. Haberlerle etkiliyorlardı ama o biraz demode oldu. Herkes artık gençlik haberlerle pek şey değil. Yaşlılar haberlere. Artık 3 dakika 5 dakikalı videolarla fikirlerinin dışında, ben başka bir şey söylüyorum, onları yönlendirmek fikirlerinin daha dehşetli tehlike, hayaliyun mezhebimiz gelişiyor. Hayal çok geliştiği için balon içine giriyoruz. Artık yürürken hayal, mutfakta hayal, hayaline, yolda hayalin içine giriyorsun, fabrikada çalışıyorsun hayal. Benle konuşuyor veya derse gidiyor, 5-10 dakika derse giriyor, şu 1 saatlik derste, 50 dakika derste yok. Oturuyor ama hayal. Hayatı hep hayal olunca Allah da hayal oluyor. Yere basmadık. Ben burada kesiyorum. Rahmet-i İlahi itimat etmek adına söyledim. Hayalimizden sıyrılıp hakiki hakaik eşyayı sabit etun. Yani hakikati fark etmek Allah farkındalığımızı artırsın. Allah farkındalığımızı artırsın. Hakim isminin iktizasıdır. Allah tefekkürümüzü artırsın, Allah hissimizi artırsın, Allah duygularımızı artırsın, Allah latifelerimizi uyandırsın, Allah bizi hakiki kul kabul etsin bize, kendisine. Allah bizi peygamberine, yani Habibine, bize ümmet eylesin. Ustadımıza da talebe eylesin. Allah bizi bize bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. Ramazanın hürmetine, evlatlarımızdan, anne babalarımızdan, usul ve furularımızdan her kim ahirete göç etmişlerse onların mekanlarını cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Bu maide-i Kur'aniye sofrasından hisselerini ziyade eylesin. Bizim dualarımız ona gittiği gibi onlardan da bize memnuniyetlerini, haklarını helal etmelerini ve onların dualarını da Allah bize de nasip eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine onları ve bizi mazhar eylesin. Riyakarane veya başka hislerle ettiğimiz şu duaları dergah izzetinde makbul olmuş duaların hürmetine kabul eylesin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavat. Noktayı nazarları olan varsa şey yapabilir. Buyur varsa kardeşler. Abi bana kızmayın ama çok güzel anlattınız. Kelimesi kelimesine dikkat ettim. Peki bizde konuşan oysa biz kendimize ondan nasıl ayıracağız? Yani zaten o, her şey o. Bak burada sadece... şu hemen orada gene devam edeceksin. O konuşan o değil. Ondandır, o değildir. O ben bende ifade ediyor ama nasıl ifade ediyor?
ya aynada ya da mumbasi takis veya kağıt şeklinde bende konuşuyor. Konuşan o değil, ondan konuşuluyor. Yani ya sıfatıyla konuşuyor, ya esmasıyla konuşuyor, ya efaliyle bize konuşuyor. Tamam mı? Yani biz de tayin etme nispetinde, ama konuşan insanlar da var. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve onun yolundan gidenler bizzat Cenab-ı Hakk'ın kelamına, rüyetine. Yani bu şey yüksek mertebe, bir daha söyleyeyim. Ya güneşle biz direkt konuşamıyoruz. Bu yok. Çünkü sen yine en iyi kendin sen bilirsin ya Rabbi diyor. Peygamberimiz kelamına ve rüyetine mazhar olmuş. Şimdi onun aynadaki tecellisi var. Bu değişik bir mertebe. Mumbasi takis var. Değişik bir mertebe. Kağıt üzerinde. Yani Allah bizimle nasıl konuşuyor? Eylemlerle, nasiplerle, hastalıklarla, önümüze konan şeylerle. Yani insan biraz dikkat ederse Mehmet kardeş, benim dışımdan birisi tasarruf ediyor. Karaciğerim, böbreğim, bak hiç sahip değilim. Yalnız aşağıdan telefon geldi bana, bir su gönder dedi. Gönderdim. Ondan sonra tam giderken burada bir sistemi koydu. Dedi ki yeter. O gene aşağıdaki. Ben o yeter gelmeseydi gönderecektim. Yani karışmıyoruz. Yani Cenab-ı Hak eylemiyle, efaliyle, esmasıyla veya birbirlerimizle Allah söylettiriyor. Mesela hastalar risalesinde 13. devada Allah niye hayal şeklinde oluyor? Niye girdik bilmiyorum. Demek ki birisinin, birilerinin ihtiyacı var. Allah hayal değildir. Hayala dönüştürmüşüz. Onun için itimat olmuyor. Yani güvenemiyoruz. Müslümanın iman sorunu yok. Ama Allah'ın rububiyet sorunu var. Yani kainattaki tasarrufu, idareciliğini hazmedemiyoruz. Yani niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Niye böyle oldu? Bu sorunu yaşıyoruz. Demek ki o bizde tasarruf ediyor Mehmet kardeş. Farkındalık şu. Ben de birisi benim dışımda bana tasarruf ediyor. Bunu ne kadar fark edersek bunu sahiplenmiyorsun. Bedeni sahiplenmiyorsun. O nispeti arkaya geçiyorsun. Ama her daim olmaz arkadaşlar. Bu derste bazıları bende başta. Ya böyle dersler yapılıyor, konuşuyoruz ama niye her daim muvaffak olamıyorum? Her daim muvaffak olmak ehassa vasa mahsus ki huzuru daimiye denilir. Huzur etem Resulullah'tadır. Huzuru daimiye büyük zatlardadır. Bizde huzur olur. Her daim olmaz. Biz düşe kalka gideceğiz. Biz kuluz. Yalnız Allah'ın bizdeki tasarrufunu ondan olduğunu o tasarruf ediyor. Ve ma teşaune illa men yeşâ Allah. O. Yani diğerleri konuşurken elbette ki yani bir umumi ders yaparken, topluma konuşurken böyle konuşmazsın. Yani ihtiyar iradeli konuş ama onun arkası o yapıyor. Ne zaman diyebilirsin bunu? Ne zaman kendine tasarruftan elini ayağını çeker, onun tecelliyatını seyretmeye başlarsan. Yani şu, haşa haşa anlamak için. Yani tefekkür, tefekkürü küfür küfür değil. Cenab-ı Hak hiçbir şey yaratmamış. Allah var, hiçbir şey yok. O zaman haşa anlamak için. Beni getirse olmayan ben, mevcudum yok, vücudum var. İlmi vücudum var, ilmi. Yanına alsa haşa anlamak için. Ey Hasan, buyur ya Rabbi. Olmayan sen, ilmi vücudun var, mevcudun yok. Mim, mevcut, vücudun yok. Mevcut olacaksın. Olmayan sen yaratılışına sen şahit ol. Kendi yaratılışına şahit ol. Bu miraç, miraç ekberi bu. Biz onun gölgesindeyiz. Yani kendi yaratılışına şahit olunca sendeki tasarrufatlara da farkındalığın olur. Yani hakikaten böbreğimi, dimağımı, lalla basit ya. Bir bakıyorsun tansiyonuma sahip değilim. Nabzıma sahip değilim. Ya nereye sahibim ya? Neye sahibim ya? Nefesime sahip değilim ya. Bizim köyde adam balkonda kocaman adam ya.
sıksa taşı çıkaran adam leblebi yiyor, leblebi akciğeri gidiyor ölüyor. Yani acayip bir şey yani. Şimdi bu ona mı vereceksin? Bitti demiş, el falan çek, takos koy. Yani tasavvuf. Ama bilmeyen çekti azap. Lütfu kahrın. Lütuf da kahrı da aynıdır. Ama kim için? Biraz böyle suretten hakikate geçenler için. Lütuf da kahrın aynıdır. Lütfu kahrın şeyin vahid. Bilmedin. Bilmeyen çekti azap. Bildin. O Allah azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. Sultan. Yani farkındalık. Yatıp kalkıp bunu şükredeceğiz. Risale-i Nur'u bize farkındalığı. Ne yapıyor? Bakın. Şu namazı şöyle kılarsan, şu evradı bu okursan şöyle olursun. Seni Allah yani korkutarak ibadet yaptırmak. Var ya celali merkez yapıp da vaaz ediliyor. Seni Allah şöyle yapacak, böyle yapacak. Bir şey yapmıyor. Risale-i Nur'u ana teması Allah'ın izniyle ben de İçerideyken Kur'an psikolojisini yazdım. Yani tam bitiremedim. 27. sureyi yazdım. Yani yapayım. Kur'an'da böyle baktığım zaman ki aramızda çok ehli alimler de var. Risale-i Nur'da bilen hepinizsiniz. Risale-i Nur ve Risale-i Nur gözlüğüyle yani bununla Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an bize farkındalık veriyor. Ana tema. Farkındalık. Fark ettiriyor. Bu Allah'tır. Bu onun zuhurat, mevcudattır. Ben at, fark, noksan, kusurla yoğrulmuş. Niye diyor bir padişah demiş. Niye bende gam ve keder gitmiyor demiş. Alimlere demiş. Hatırlayanınız var mı? O şair nasıl cevap vermiş? Bak bende gam ve keder. Ben yuvarlağını söyleyeyim. Şiirini siz söyleyin. Gam ve keder bende niye gitmiyor diyor padişah alimlere. O da demiş ki. Ey padişahım bu gitmez. Niye demiş? Benim diyor bedenim gam ve keder turabiyle yoğrulmuş bir bedendir bu. Yani bu yani. Gam ve keder turabiyle toprağıyla yoğrulmuş bir bedendir bu. Niçin bende gam tasa gitmiyor diyor ya. Padişahım diyor her şey var. Niye gam ve tasam gitmiyor? Beden böyle değil. Yani bu atı kullandığımız bu. Yani ruhla bedeni ayırmak nispetinde farkındalığımız artmış demektir. Farkındalık ya. Fark edeceğiz. Farkındalığın arttığı kadar dostlarına sahip çıkarsın. Dostunu satmazsın. Vefan olur. Farkındalığın kadar amelin olur. Farkındalığın kadar şuurun olur. Farkındalığın kadar ihlasın olur. Farkındalığın kadar sadakatın olur. Acizliğin kadar Allah var olur. Fakirliğin kadar ahiret ortaya çıkar senin aleminde. Bunlar hep farkındalık. Aç ve fark niye demiş? Acizliğin kadar Allah, fakirliğin kadar ahiret senin aleminde ortaya çıkar. Bu ikisinin ceminde sende farkındalık. Fark. Kişinin farkındalığını uyandıramazsan hepsi geçici oluyor. Farkındalık olacak. Allah farkındalığımızı artırsın. Fark ettirsin. Bunun temeli nedir? Furkan'dır. Farkındalığı artma nispetinde Furkan oluyorsun. Furkan. Fark. Fark sahibi. Furkan. Yani Furkan yani farkındalığın cemi fark etmiş. O işte yani. Furkan oluyorsun. Canlı Kur'an oluyorsun. İman, küfür, hak, batıl, Allah, mahluk. Dünya ve ahiret. Menzil gibi oluyor. İki taraf benzin. Fark ettin ya. Beden ruh. Peki alameti nedir? Bedeni ruhu ne kadar erdikse. Neyle? Fikirle değil. O papağan gibi herkes konuşur. Ruh budur, beden budur, ruh budur. Değil. Bu fikir, his, gir içeriye fikir, his seviyesi, gir içeriye duygu seviyesi. Fikir akıldadır. His vicdandadır. Duygu kalptedir. Latife ruhtadır. Ne kadar bizde uyanırsa, peki abi o kadar şey olmuyor. Ya cemaatiz kardeşim, cemaat olunca birisinde, birilerinde biraz inkişaf etse hepimize Allah onunla muamele eder. Çünkü ortağız. Ama evvel ahir farkındalığımızı, vefamızı ve birbirimizi çok ucuza ve çabuk satmamak. Ucuz ve çabuk satmamak. Yani kusur yapsa bile Kastamonu'da bize öyle emrediyor. O zaman daha çok onu tutun. Terk etmeyin.
atmayın öteki safa diyor. Çünkü insan kusurdan müberra değil. Herkesin bir kusuru var. Kusur yaptı diye atmayın diyor ustad. Tamam. Böyle basit basit hesaplarla yok zarar şey yapıyor, yok kesinlikle mutlaka bu hizmette bulunursa onun bir meziyeti vardır. Allah tutmuştur. Allah'ın nazarıyla birbirimize bakmayı Allah bize nasip eylesin inşallah. Hasan abi Allah razı olsun. Bu hayali oyun şeyini çok güzel işledi, tespit etmişsiniz. İnsan nasıl bundan kurtulabilir, hakikate geçebilir hayali oyundan? İşte biraz onu anlattım abi, Alim abi. Yani hayal, ayağını yere nasıl basacak, hakikat bin ehli olacak. Yani eylem itibariyle ne okursan oku, ne yaparsan yap ama bu videolardan uzak duracak. Haberlerden uzak duracak. Yani hayali çok çalışırsa, aşağıdan yukarıya gidiyorum. Hayali çok çalışanın çık yukarıya, vehmi çok çalışır. Vehmi çok çalışırsa vesvesesi çok çalışır. Bu maddi hastalık şey. Hayal olursa işte videolar hayalimizi geliştiriyor. Filmler devamlı. Mesela hele hele Allah için yalvarıyorum size. Allah için. Tesbihatı sakın bırakmayın. Bir de Allah için esas. İftara yakın hele 5-10 dakika kala. Zaman öldüreceğim diye şu yer, sakın hiçbir şey gaflete sokucu video, haber şunla şey yapmayın. En makbul saattir. Allah rızası için yapmayın. Son o yarım saat 20 dakika kala ki 40 dakika der alimler böyle. O sekerattır. Orucun sekeratı başladı. 40 dakika kala. Yani vazifeden paydos. Yani artık huzur geliyor. Koca bir gün vazifeyi yüklenmişsin güya. Allah sana nasip etti. Kazasız belasız orucu getirdin. Artık orucun o külfeti, susuzluğu vesairesi bitti. Bir değişik bir atmosfer olur. Koşturmalar, herkes bunu bilir. O iftara yakın huzur. O oruç bitti ama iftar da olmadı. Ona ne denilir? Berzahtır. Orucun sekeratıdır. Orucun sekeratı 40 dakikada başlar. Yani oruç değil, yemek de değil. Bir huzur. Şey de öyle, buna benziyor. Ölüm anı var ya ölüm. Yaşantı sanki oruç. Oruç. Sekerata geldiği zaman kişi dünyalı değil. Ahirete de göçmedi. Sekerat. Yani vazifeden paydos. Ondan sonra vazifeden külfet, ibudiyet külfetinden teris diyor. Bak, teris ediliyorsun. Olay bitti. Yani aynen oruç, oruç hayata, orucun o son dakikaları, son dakikaları hayatın sekeratına benziyor. Artık onun keyfini yaşıyorsun. İyi ki elhamdülillah. Bunu nasıl anlaşılır? Siz anlamazsınız, ben de anlamam. Orucu tutamayan, hasta olmuş veya gafletiyle oruç tutamayanın eğer aklını biraz sakin yaparsa, bugün oruç tutmadım diye böyle oruçlular ezanı bekleyenleri görse, eğer varsa biraz vicdanı, onun cehennem gibi yakar onu. Ha, onun niçin söyledim bunu? Onun tersi bizde huzur olur. Ona orucun sekeratı diyorum ben. Orucun sekerat başladı. Ha, nedir o? Hayatın meşakkatından, külfetinden, hizmetinden paydostur. Tamam? Huzura gark oldun. Huzuru daimiye gidiyorsun şimdi. Huzur, Allah hazır oldu. Huzur. Ondan sonra huzurdan sonra huzuru daimi, sonra huzur etem. Böyle gidiyor. Huzur etem cennette Allah'ı görünce olacak. Ölüm de öyledir. Hayat külfetinden, ubudiyet meşakkatinden paydos. Sekerat. Ahirete geçtir mi? Yok. Ama paydos da oldu. Ha, o anda bir sekerat olur. Sekerat. Sekerat iftara yakın o 40 dakika ehli imana böyle olacak sekerat. İnşallah en azından böyle olacak. İşte hayalin olmamak için hakikatlarla meşgul olmak adına Rüştü abinin en çok üzerine durduğu, bana hep sık sık tembih ettiği şu. Çok okuyabilirsin, çok bilebilirsin.
hafızan acayip olur diyor. Ezberlersin muhakematı da. Değil de Hasan, sonuç değil bu dedi. Şeytanı ilimle mağlup edemezsin. Şeytanı amelinle de mağlup edemezsin. Onun söz şeydi. Çünkü şeytan bunu yaptı. Şeytanın elinde olmayan bir şeyle şeytanı mağlup edersin. Nedir abi dedim şeytanın elinde olmayan? Terk. Terk. Kendisini terk etmedi. Kendisini esas aldı. Biz terklerimizi yapacağız. Günahtan. Hele o iftara yakın Allah rızası için videolardan, gaflete sokucu şeylerden uzak. Gayret edin o saatleri güzel değiştirin. Ya bir sohbet edin arkadaşlarınıza ulvi şeyleri, eşinizle vesaire. Veya bir şey okuyun. Evrat eskarı okuyun. Mesela ben bugün tam şey için paylaşıyorum. Çünkü sizin defterinize de gidecek. Çünkü benim almelime ortaksınız. Şey okuyordum. Tamidi okuyordum. Tamidi okudum. Sonra Cevşen'i açacaktım. Artık vakit geldi. Bazen de tahsiye ediyorum. Sizin Mecul ve Dima grubuma bir şekiller geliyor. İnan ezan giriyor, hala o resim paylaşıyor. Gayem şu. O saatte böyle görsün. Öyle hatmedilsin. Hatem. Onun için Allah muhafaza etsin. Allah bizi birbirimizsiz bırakmasın. Bizi bize bırakmasın. Birbirimize kardeş etsin. Arkadaş etsin, yoldaş eylesin, muavin eylesin yani. Hakikat bin eylesin. O, bu tür şeyleri tefekkürümüzü artırınca hayalden çıkarsın. Bir, bu tür gafleti şeylerden uzak olacağız. İki, mudaveli efkar yapacağız. Muzakere yapacağız. Bu işte olan arkadaşlarla beraber oturup kalkacağız. Bizi gaflete sokacak şeylerden, tenkit edecek, gıybet edecek kişilerden, ortamlardan uzak olacağız. Sonra tefekkürü mevzularla meşgul olduk mu hayalden çıkıyorsun. Çünkü hayali mertebesi şu. Hayal, çık yukarıya düşünceler. Çık yukarıya akıl. Çık yukarıya ilim. Tefekkür, tefekkür bizi hakikate bağlıyor. Risale-i Nur mesleğinde neydi? Atfak, şefkat, tefekkür. Yani bu yöntem. Atfak, şefkat, tefekkür. Zaten oruç acizliğimizi, fakirliğimizi hissettirdi. Şefkatimizi de, tefekkür de bu tür şeyler konuşmak. Mesela, şimdi bu derste katıldık. 1,5 saat oldu neredeyse. Olmasaydı ya yatakta olurduk, ya televizyonda, ya bu. İşte beraber olmak. Birbirimizden ayrılmayacağız. Geceniz mübarek olsun. Rabbime emanet olun. İftarınız, sahurunuz da mübarek olsun. Selamun aleyküm.